61 Saat TV izleyicileri, yine Trabzon sokaklarındayız. Bu akşam Trabzonspor Kükesi maçı 20.30'da 61 Saat TV'den canlı olarak takip edebilirsiniz. Ayrıca Kanal D ekranlarında da Trabzonspor Kükesi maçını izleyebilirsiniz. Bugün Trabzon sokaklarındayız. Trabzon halkına, Trabzonspor taraftarına takımın kadrosunu soracağız. Yeni yapılan transferlerin sakat olması, yeni yapılan transferlerin bu maçta oynamayacak olmasını nasıl değerlendireceklerini soracağız. Trabzon sokaklarında Trabzonspor'u yorumlayacağız taraftarlarımızla birlikte. Bakalım taraftarlarımız Trabzonspor'la ilgili neler düşünüyor? Trabzonlu muyuz? Trabzonluyuz. Trabzon'da mı yaşıyorsunuz? Bursa'da yaşıyoruz. Bursa'da gurbetçiyiz. Biraz. Trabzonspor'u takip ediyor musunuz? Pek değil. Trabzonspor'u tutuyor musunuz? Tutuyoruz. Tutuyorsunuz. Evet. Peki bu akşam kesim maçı var. Yani pek ilgilenmeseniz de genel itibariyle nasıl görüyorsunuz Trabzonspor'u? Avrupa'da daha iyi görüyorum. Ligde birazcık zayıf. Peki transferler yaptı. Bosilgiva, o kadar bir bilgim yok. Gibi. Onlar yok, bir bilgim yok. Akşam maçı izleyecek misiniz? İzleyeceğim. Skor tahmini yapabilir misiniz? 2-0. Galip. Tamam. Evet, galip. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Güzel abicim. Kaç biter akşam? 2-0. Takımı takip ediyor musun iyi? Fazla değil şu aralar. İddia oynuyor musun? Hayır. Oynamıyorsun. Peki iki tane yeni transfer yapıldı. Bosnik ve Malı'da, onları biliyor musun? Bilgin var mı? Var, evet. Var. Peki beğeniyor musun o topçuları? Transferleri inşallah takım uyum sağlarlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Trabzonspor maçı. Yabancıyım ben. Ya. Eskişehirliyim ben. Öyle mi? Trabzonlu değil mi? Evet. Trabzonsporlu musunuz? Değilim. Anladım. Takip ediyor musunuz hiç? Takip etmeye çalışıyoruz yani. Futbolla ilgileniyorsunuz o zaman. Elimizden geldiği kadar boşta kaldıkça. Bu sezon Trabzonspor'u nasıl görüyorsunuz? Bu sezon Trabzonspor iyi yani. Bu sene işler olacak. Yeni yönetimi? Yani başarılı olacağına inanıyoruz. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Biz? Evet. Bu akşam Kükesi maçı var. İzleyecek misiniz? Evet. Evet. Kaç biter maç? 3-0 alırız. Siz? 2-0. 2-0. Kim atar bu akşam gol? Kim atar? Henrique atar. Adrian 2 tane, Henrique 1 tane. Malouda ve Bosingva'yı aldık fakat evet, sakatlandılar. Bu konu hakkında düşünceleriniz neler? Yani topçularla ilgili görüşleriniz neler? İyi topçular. İyi topçular. Önümüzdeki haftalarda kesinlikle katkı sağlayacaklar. Ondan eminiz. Yani yeni yönetimi ve Başkan Hacı Osmanoğlu'nun Beşiktaş tribününde maç izlemesini nasıl yani? Yani konu hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Trabzonlu musunuz? It was really nice, beautiful city, but the weather is so bad. Somehow it's hard for us. Our city's weather is better than here, but totally very nice. Spor maçı. Abi Trabzon yener tabii. Trabzon. Kadroyu beğenmiyor musun? Hiç beğenmiyorum. Geleli başkan doğru düz futbolcu almadı. Kaliteli futbolcu almadı. Bosingva malı da kaliteli hiç, değil mi? Hiçbiri kaliteli değil. O zaten seyrettiğimiz maçlardan, idmanlardan yeteneksiz oldukları belli. Akşamki maçı izleyecek misiniz? Akşamki maçı izlemeyeceğim. Çünkü kaliteli maç olmayacak. Anladım. Bizim maçtan kaliteli olmayacak. Çünkü onların aslında kaliteli olacak. Anladım. Teşekkür ederim. Tutmuyorum. Futbola merakınız yok. Yok, hayır. Siz takım tutuyorum. Hangi takım? Spor. Peki izliyor musunuz her maçı? İzliyorum. Bu akşam Kükesi ile maçımız var. İzleyeceğiz. Takımı nasıl buluyorsunuz yeni sezonda? Çok iyi. Bana çok iyi geliyor. Yeni Malouda'yla Bosingva'yı aldık ama oynamıyor. Evet. İnternetten bile takip ediyorum. Meraklanmayın. Kaç biter bu akşam? Bana göre 3-0. 3-0. Kim gol atar? Sergiye. Kim gol atar? Atsınlar da. Kim atarsa. Yeni gelen bir şey var Malı ya. Malı da sakat. Malı da sakat. O bu akşam atamaz. Oynamayacak mı? Ölü rahmet bulsun da diyorsun. Kimden bulursa bulsun. Valla atsın da kim atarsa atsın. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ ol. Merhabalar. Trabzonlu muyuz? Yok. Özür dilerim. Efendim inşallah Allah bu akşam. Eyvallah, razı olsun abi, sağ ol. Güzel bir gecede evleniyorsun. Evet abi. İnşallah 3 tane atarız. Anı olarak kalır bizde. İnşallah 3 tane atarız abi. Allah mesleğine tekrar sağ olun. Sağ ol, Allah razı olsun. Sporları da. Var herkes. Kaç maçı izleyecek misiniz? İzleriz de şimdi bilmiyorum, berabere kalabilir. Berabere kalabilir. Çünkü nasıl görüyorsun takımı? Bu Başkan Hacı Osman'ın Beşiktaş tribününde maç izledi. Takip ettin mi? Evet, ettim. Takdir ettin mi o taraftarı? Tabii takdir ettim. Taraftarlar dostluk yani ilerliyor yani daha bir temiz futbol açısından. Sen Trabzon'dan mı? Evet. Tamam, sen ne düşünüyorsun?
Yedim abi, inşallah yeneriz. Skor tahmini? Skor tahmini ya, maçtan öyle pek aram yok. Yok mu? Yok ama Trabzonsporluyuz yani. Anladım, çok teşekkür ederim. Bir şey değil abi, ben teşekkür ederim. Peki. Trabzonlu musunuz? Evet. Trabzonsporlu musunuz? Evet. Ama maça bakmıyor. Bakmıyorum. Daha önceleri izliyor muydunuz? İzledim tabii. Son dönemde izlemiyorum. Dönem izlemiyorum. Maalesef zamanım olmuyor genellikle. Anladım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir şey değil. Bu akşam kesim maçını izleyeceğim. Bir ihtimal. Düğün var abi ya. O yüzden. Var abi. Bayağı düğün var. Skor tahmini alabilir miyim? 3-0 abi. Kim atar golleri? Golü kim atar? Evliki atamaz. Atamaz mı? Neden? Bilmiyorum abi ya. Adam yani... Hacı Osmanoğlu Beşiktaş tribünde maç izledi. Takip ettin mi? Evet. Nasıl değerlendiriyorsun buradan? İyi bir şey. İyi bir şey. İyi bir şey. Anladım. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil abi. Kesin Trabzonspor maçı. İstanbul 2-0 biter. Kim yener? Trabzonspor yener. Trabzonspor yener evet. Siz neler söyleyeceksiniz? Trabzonspor'un gidişatı nasıl? İbrahim Hacı Osmanoğlu nasıl buluyorsunuz? Vallahi şu anda her şey olumlu bize. Transferler. Transfer tabii son olarak bir transfer yapılacak illaki. Skor hakkında da Trabzonspor alacak tabii ki. Ha 2-1. Yeriz diyorsun. Ya yiyebiliriz muhakkak. Anladım. 2-1 biter ama. 2-1 biter. Çok teşekkür ederim. Hayırlı işler. Çok sağ olun. Burayı Yargıtay. Şey yap. Tabii. Akşam Kukçesi maçı var. Evet. Kaç biter? Vallahi gönlümüz bizden yana. Maçı biz alacağız inşallah. Peki takımı takip ediyor musunuz? Hacı Osmanoğlu'nu nasıl buluyorsunuz? Hacı Osmanoğlu iyi, güzel, güzel gidiyor. Takım nasıl gidiyor? Takım da iyi, inşallah iyi olacak bundan sonra. İnşallah. Buraya kadar bundan sonra inşallah iyi olacak. Çok teşekkür ederiz. Çok ben teşekkür ederim. Hacı Osmanoğlu Beşiktaş maçını tribünde izledi, Beşiktaş taraftarıyla izledi. Bu davranışını nasıl buluyorsunuz? Çok iyi yaptı. Bence çok iyi oldu. Kavgalar var tribünlerde. Ha bir de orada Fenerbahçe tribünde de maç izlerim dedi. Çok iyi yaptı. Yani bu düşmanlık bitsin yani. Akşam Kukesi maçıyla ilgili görüşleriniz neler? Kaç biter maç tahmin yürütebiliriz? Ya tahmin yapmak iyi bir şey değil bence. Yani ona karar veremeyiz biz. Ama inşallah kazanırız. Anladım. Yani. Yeni transferler var. Bosigvan, Mavuk. Yok hiç heyecanlı değilim. Heyecanlı. Trabzonspor beni bu sene heyecanlandırmıyor. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Usta Bey teşekkürler. Röportajı onunla ilgili yapıyoruz. Hı hı. Öncelikle takımı nasıl buluyorsun bu sezon? Takımımız geçen yılki performansından artırdığı hiçbir şey yok. Hı hı. Kadro aynı. Gelen oyuncuların akıbeti belli değil. Hazır olup olmadıkları belli değil. Bugüne kadar izlediğimiz maçlarda hazır olmadıklarını gördük. Hocadan umutluyduk. Hoca da Beşiktaş maçında çok farklı bir kadroyla bizi şaşırttı. Oynadığı futbol çok kötü. Bakacağız bu akşam. Kaç biter bu akşam maç? Yani yorumcuların da söylediği gibi kapalı bir kutu. Hiç bilmediğimiz bir takım. Yani ama takım değerlerine baktığımız zaman muhakkak farklı skorla yenmemiz gerekiyor ama Trabzonspor'da o sinyalleri görünce insan tabii biraz tedirgin oluyor. Ama normal şartlarda galip gelmemiz gereken bir maç. Başkan Hacı Osmanoğlu nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir başkan? Beşiktaş taraftarıyla maç izledi. Yani bunlar tabii güzel şeyler. Beşiktaş taraftarıyla maç seyretmesi, verdiği sinyaller güzel ama yaptığı şeylerle söylediği şeyler biraz tutarsız buluyoruz. Kulübün içine biraz siyasetin girmesi çok yanlış gibi geliyor bize. Her ne kadar da günümüz şartlarında bütün kulüpler siyasetlerle birebir ilişkisi olsa da bizimki biraz farklı bir boyut kazandı. İnşallah hayırlısı olur. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Akşam Trabzonspor Kuşesi maçı var. Öncelikle takımı takip edebiliyor musunuz? Yeni sezonda ediyoruz, nasıl buluyorsunuz? Ediyoruz. Başkanı, yeni yapılan transferleri, hocayı. Yeni yapılan transferler güzel de takım ruhunun tam oturmadığını görüyoruz yani. Evet. Hani başkana da güveniyoruz ama teknik direktörün ilk önce Trabzonspor'un teknik direktörü olduğunun idrak etsin, farkına varsın. Evet. Sen Trabzonspor'un teknik direktörüsün. Onun samimiyetinden şüphemiz yok. Ama birazcık kendini geliştirmesi gerekiyor. Zaten oynayan Trabzonlu çocuklardan biz eminiz. Evet. Biz onlara güveniyoruz. Gelen yabancı oyunculardan da eminiz. Ama takım ruhunun olması lazım. Şehirde zaten bu ruh 40 senedir var. Evet. Takımın da bir an önce ruh kazanıp artık bizi sevindirmesi lazım. Bizleri toparlaması lazım. Hacı Osmanoğlu, Başkan Hacı Osmanoğlu Beşiktaş tribünlerinde maç izledi. Bu girişimini nasıl buluyorsunuz? Yani
yani bir cesaret gösterir mi diyelim artık, başka bir şey mi diyelim? Bence artık Trabzonspor'un işleriyle ilgilenmesi lazım. Anladım. Yani biz başkanımıza güveniyoruz ama artık hani futbol diyelim ya, biz artık 4 sene önceki 5 sene önceki kupayı da unuttu bu halk, evet. Bu insanlar. Ya bırakın yani, kupa gittiyse gitti yani. Ya biz artık önümüzdeki maçlara bakmamız lazım, önümüzdeki senelere bakmamız lazım. İnsanlar çünkü bunaldı artık kupa meselesinden. Yok şikeymiş bilmem neymiş, bu açıklamaları artık duymak istemiyoruz. Anladım. Hani başka bir şey yok. Sahada futbol ve başarı görmek. Aynen öyle. Bu akşamki maçla ilgili skor tahmini yapabilir misiniz? Yani bu akşamki maçla ilgili skor tahmini yapamıyorum. Çünkü yani şu an şu maçta yani takıma açık söyleyeyim güvenemiyorum fazla. Yani futbolcuların biraz artık ciddi ciddi oynaması lazım ve takıma da bir abi lazım şart. Fatih Tekke gibi mesela. Bir abi lazım takıma yani. Onun için de bir çalışma yapmaları lazım. Çok teşekkür ederim. Bir şey diye sağ olun, ben teşekkür ederim. Bu akşam Trabzon maçında rahat bir 3 tane gol yeriz. Neden? Bu kadroyla birlikte gidersek eğer. Çünkü kadromuza baktığımız zaman hep yaşlı topçularımız mevcut. Yani genç Türk topçumuz az. Türk topçu az olduğu için de haliyle top nasıl diyeyim? Şimdi bir kere öncelikle sahaya ilk 11'i sürdüğün zaman yabancılar nereden baksan 6 kişi yabancı sürülüyor sahaya. Evet. Yani bunun nereden baksan 3 tane en az olması lazım. Çünkü bizim Türklerimizin önünü açması lazım. Nedir? Şampiyon olmak için Türklerle bir başarı elde etmemiz gerekiyor. Normalde Fener'e baktığı zaman, Galatasaray'a baktığı zaman hep yabancı topçu. 3-5 tane Türk topçuları var. Ama başarı elde edebiliyorlar mı? Edemiyorlar kolay kolay da fazla. Sadece belli. Galatasaray şampiyon, Fenerbahçe şampiyon. Sen bu işi Türk topçularından başarman lazım. Senin Henrique'n güzel bir topçu ama bu Henrique'yi bir kere zamanında öldürmüşsün. Şimdi sürmüşsün onu sahaya. Gol atmış 2-3 tane. Bir tanesini kaçırdığı zaman Henrique topçu değil. Takım olarak güveniyorum ama takım olarak güvenmek önemli bir şey değil. Önemli olan kadro. Bir bağlantı. Şimdi bizim topçularımızın çoğu genel olarak hep kendileri bir elde etme, başarı yapma, ekip ruhu yok. Yani bir al ver veya ben atayım, ben şahlanayım değil. Sen zaten şahlandığı zaman bir Trabzonspor şampiyon olduğu zaman sen haliyle şahlanıyorsun zaten. Hacı Osmanoğlu nasıl diyor? Hacı Osmanoğlu en güvendiğimiz adam, bir 10 numara adamdır. Anladım. Bizim için. Beşiktaş taraftar arasında maç izledi. İşte bir adam heybetli bir adam olduğu zaman Beşiktaş'a da gider, İngiltere'ye de gider, Fransa'ya da gider. Yeter ki adam adam olsun yani. Mustafa Reşit Akçay? Onun içine geçerli bence. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sevgili izleyicilerimize akşamki Kukesi maçını sorduk. Aldığımız skor tahminleri çoğunlukla galibiyet üzerine, fakat takıma bir güvensizlik var. Yani her sorduğumuz skor tahmini yapmakta zorlandı. Bizim zorlamamız da aldığımız skor tahminlerinde 2-0, 2-1 ve 3-0 gibi skor tahminleri aldık. Fakat sokakları da görüyorsunuz, eski heyecan yok. Önceden Trabzonspor maçı olduğu gün günlerden Trabzonspor olurdu. Maç deplasmanda olsa bile herkes formalarını giyerdi. Sokakta bir heyecan olurdu. Fakat son dönemlerde bu heyecanı işte taraftarlarımızın da dediği gibi takıma bir güven sorunu var. Takımda bir heyecan sorunu var. Dileriz bu heyecan sorunu kısa sürede ortadan kalkar ve Trabzonspor o eski şaşalı günlerine kavuşur.